dalından yeni koparılmış limon. Bakınız, bakın suyuna bakın, bakınız. Bir çay bardağını dolduracak kadar su. Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayar cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilosu fiyatı 1 ila 1,5 lira arasında değişen limona talep olmazken, çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonuysa yerel zincir marketler kilosu 5-6 liradan satışa sunduğu iddia ediliyor. Yerel zincir marketlerin ıskarta limonları bahçeden ve narenciye paketleme tesislerinden 40-50 kuruşa aldıkları ileri sürüldü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastalıklı ürünlerin marketlerde 5 lira 75 kuruştan satıldığını, ağaçta daha iyisinin alıcı bulamadığını söyledi. Zincir marketlerde bizim paketleme testlerinde ve tarlada kasaya koymadığımız ve yanlışlıkla kasaya konup da paketleme testinde seçilen ıskarta, hani sağından sonundan yara almış hastalıklı ürünler marketlerde 5-70 lira 6 lira arasında satılmakta. Aslında bu limonlar satılmamalı, çöpe gitmeli. Çünkü daha iyisi var. Ağaçta daha iyisi 1-1,5 liraya alıcı bulmazken 4-5 katı fazlaya ıskarta meyve gitmekte. Aslında bunun iyisi dahi 3 liraya gitse marketlerde inan ki çiftçi bundan para kazanacak. Denetimlerin artması gerektiğini söyleyen Doğan, ıskarta ürünler sent pazarlarında dahi satılmazken Adana'nın merkezindeki bir zincir markette satılmasının üzücü olduğunu ifade etti. Diyelim ki bunu tarladan 1,5'a aldınız, 50 kuruş bunun maliyeti var. Etti 2 lira. 50 kuruşta aracının kârı olsun 2,5. Markette 3-3,5 liraya birinci kalite satılabilir. Ve bırakın o 5.70'e 6 lira ıskartayı, hiç kimsenin almadığı limonu satmak da yanlış. Bence burada bölgemizde Tarım İl Müdürlüğü tarafından da denetimler yapılmalı. Iskarta meyveler bence zincir marketlerde satılmamalı. Sen pazarlarına dahi alıcı bulmazken Adana'nın merkezindeki zincir marketlerde satılınca biz de vicdanen üzülüyoruz. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, destekleme ve fiyat istikrar fonunun tekrar gelmesi gerektiğini belirtti. Burada eskiden olduğu gibi DİFİF'in tekrardan gelmesini istiyoruz. DİFİF, yani destekleme, fiyat istikrar fonunun tekrardan ya çiftçiye ya tüccarlara ya da narenciye paketleme tesislerine verilmesini Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanımızdan bekliyoruz.